Pişti pişti onlar pişti. Gel bakalım. Gel şöyle. Böyle yap, böyle tek tek koyma. Heh, açım, çok açım. Yavaş düşürme de. Hı. Al bakalım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ay. Oh, çok sıcak. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Salata da çok iyi, bu da çok iyi. Ellerine sağlık. Bu odun ateşi olunca böyle oluyor işte. Böyle lezzetli oluyor. Mangal çok severim. Çok seviyorum. Karavanımın elektriklerini kesmeseydin daha zengin birimi olabilirdi. Fena mı oldu işte? Beraber ateş başında yemek yiyoruz, yıldızların altındayız. İyi ki gelmişim bence. Senin canın sıkılırdı burada. Zaten bence çok beğenmezsin sen. Aslında yalnızlık bana çok iyi geldi biliyor musun? Kafam netleşti. Hmm. Hangi konuda? Hayatta neyi gerçekten isteyip neyi istemediğimi fark ettim mesela. Mesela cerrahlığım. Efsun benim cerrahlığım bile babamın gözüne girip sırf beni daha çok sevmesi için biliyor musun? Kaya Bey ne olursa olsun seni severdi bence. Anlamıyorsun. Çünkü bilmiyorsun. Nasıl bir çocukluk geçirdiğimi bilmiyorsun. Yetimhaneden mi bahsediyorsun? Bak sana her şeyi anlatacağım. Ama sen de yarın sabah buradan gideceksin. Ve bir daha geri dönmeyeceksin, tamam mı? Söz ver bana. Tamam, Emir. Gerçekten gitmemi istiyorsan gideceğim. Yetimhanede evlat edinmek isteyenler hep bebekleri tercih ederler. Büyümüş çocuklarla kimse uğraşmak istemez. Çünkü bebeğin hafızası yoktur. Ama terk edilmiş çocuklar, onlar hiçbir şey unutmaz. Büyüdükçe evlat edinme şansın azalır biliyor musun? O yüzden mesela doğum günün gelsin istemezsin. Doğum gününü kutlamak istemezsin, büyümek istemezsin. Ya çok uslu bir çocuk olman lazım. Ya çok akıllı bir çocuk olman lazım. Ya da en önemlisi çok güzel olman lazım. Sen de hep onun için uğraştın değil mi? Mükemmel olmak için. Sevilmek için. Evet. Demirhan ailesi de beni bu yüzden kabul etti. Efsun. Ben hayatım boyunca hep kendimi ispatlamaya, kendimi sevdirmeye, onaylatmaya çalıştım biliyor musun? Hep bir rol. Hep olmadığım bir gibi davranmaya çalışmak, mükemmeliyetçilik. Hiç bitmedi biliyor musun? İşte benim hayatıma giren kadınlar da hep bu etiketlerin peşindeydi. Sen hiç kimseye gerçek Emir'i göstermedin mi? Sana. Bir tek sana. Bir tek sana gösterdim. Ama zarar vermekten başka bir işe yaramadı. Efsun ben tatminsiz, bencil bir adamım. Sana yalanlar söyledim, kandırdım seni, İstanbul'a getirdim. Klinikten atmaya çalıştım. Bak mesela Filiz. Az kalsın seni öldürüyordu Efsun. Seni öldürüyordu. Efsun. Bu yüzden uzak dur benden. Benden uzak dur. Ben sana zarar veririm. Ya duramıyorsam? Durursun, unutursun. Dışarıda bir ton iyi adam var.
huzurlu, içi dışı bir adam var. Sarp gibi adamlar var. Sevdiği kadının saçının teline zarar gelmesine izin vermeyecek adamlar var. Efsun. Sen her şeyin en güzeline layıksın. En güzeline. Bu yüzden benden uzak dur. Ben sana zarar veririm. Emir. Tamam artık. Hadi. Konuştuk. Yatalım hadi. Geç oldu. Yarın sabah seni kasabaya bırakırım. Efsun. Bu arada hava soğuk. Sakıncası yoksa karavanda birlikte yatabilir miyiz? Yok. Bir sakıncası yok. Ben de etrafı toplayayım. Yarın başka bir yere geçeceğim. Seni bir daha rahatsız etmeyeyim diye, değil mi? Merak etme Emir. Seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Şey, hı. Elektrikler kesik diye şu mumları yaktım da sorun olmaz değil mi? Hayır, yok. Yok, olmaz. İyi geceler. Rahatsın değil mi sen şu an? Hı hı. Rahatım, rahatım. Çok rahatım. Hı, iyi. Rahatım. İyi geceler. İyi geceler. Hazır mısın?
değil misin? Rüyamda ikimizi bu kıyafetlerle görmüştüm. Denizdeydik. Rüya işte, fazla takılmamak lazım. Gidelim mi? Gidelim Emir. Gidelim. Sana söz verdiğim gibi. Bir daha görmeyeceğim seni. Gidelim. Nasıl döneceksin İstanbul'dan? Yaşar'la Binnur burada. Onları bulacağım. Anladım. Emir. Sen gerçekten şimdi beni hayatından sessiz sedasız silip atacak mısın? Emir, ben seni... Olsun. Dediğim gibi. Sen her şeyin en iyisi, en güzeline layıksın, tamam mı? Hadi İstanbul'a. Emir. Emir, sen düşündüğün gibi gaddar kötü bir adam değilsin ki. Sen benim hayatımda tanıdığım en iyi insansın. Ben senden gidecek her şeye razıyım. Emir, ben sensiz Binnur. Esu, neredesin ya? Kaç saattir seni arıyorum, ulaşamıyorum. Ay, polise gittim, haber verdim. Fotoğrafını gösteriyorum herkese, millete. Kim bu arkadaşımı, gördünüz mü, biliyor musunuz diye. Neredesin ya? Binnur, telefonum çekmiyordu. Kasabadayım ben. Siz neredesiniz? Kasabada mı? Emir yanında mı? Yok. Yok, Emir gitti. Çabuk çabuk uzaklaş oradan. Filiz hala bulunamamış. Bir de millete musallat olmuş. Kliniktekileri, Emir'in evine falan. Ne? Konum atıyorum. Kadın gelmiş olabilir. Hemen yanımıza gel. Hemen. Hayır, hayır Binnur. Benim Emir'i bulmam lazım. Filiz Emir'i bulursa bir şey yapabilir. Benim Emir'e bunu söylemem lazım. Onu bulmam lazım benim. Nerede Emir? Emir onu bulamayacağım bir yere gidecek. Benim ona yetişmem lazım. Yetişmem lazım. Kapat. Kapat Binnur. Yetişmem lazım. Ama nasıl?
Hop, ne yapıyorsun? Dur hırsız. Hırsız değilim ben, doktorum. Sana daha iyisini yollayacağım, merak etme. Ya ilk göz ağrım da o benim ama ya. Neredesin be Emir? Neredesin ya? Ormanda olmadığına göre kesin denize gitti. Geliyorum. Geliyorum, bekle. Artık deliriyorum galiba ben ya. Emir! Emir! Efsun, ne işin var burada? Filiz'i yakalayamamışlar. Her yerde seni arıyormuş. Çabuk gel, gidelim. Biliyorum. Seni arıyormuş, seni. Beni burada bulamaz. Sen git. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Seni almadan şuradan şuraya gitmem. Çabuk hadi gel. Efsun, seni istemiyorum dedim. Git buradan. Ben gelirim bak gelmezsen. Efsun. Ben geliyorum. Git dedim. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Efsun. Efsun. Ya anlamıyor musun sen ya? Seni istemiyorum dedim. Git buradan. Seni almadan şuradan şuraya gitmem. Ya akıntı var. Çık şuradan hadi. Çıkmıyorum. Ya bana söz verdin, tamam mı? Bana söz verdin. Her şeyi anlattım, gideceğim dedin. Emir! Ya derdin ne senin? Derdim sensin. Benim derdim sensin Emir. Benden neden uzak kaldığını, neden kaçtığını anladım. Sarp bana aşık diye. O yüzden değil mi? O yüzden dün gece öyle şeyler söyledin bana. Emir, Sarp beni istiyor olabilir. Ben ne istiyorum? Benim ne istediğimi biliyor musun? Bana ne istediğimi sordun mu hiç? Sorsana. Sor bana Emir. Sorsana Emir. Efsun. Efsun, bunu bana yapma. Emir, ben ölümden döndüm. Senin aşkını itiraf etmem beni döndürdü hayata. Sakın bana onları söylemedim deme. Hayal ediyorsun deme, duydum. Sen söyledin onları. Emir, ben Sevda ile konuştum. Emir'e aşığım dedim. Ne dedin? Sana aşığım Emir. Sana aşığım. Hiçbir şey umurumda değil. Hiç kimse umurumda değil, bir tek sen. Bir tek sen benim umurumdasın. Hadi sen de bana beni sevdiğini söyle. Bana aşık olduğunu söyle. Sana aşığım Efsun. Beni bir daha bırakmayacağını söyle. Seni bir daha bırakmayacağım. Asla. Asla. Tamam. Şimdi başka söylemek istediğim bir şey.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.